Sevgili Tekirdağlılar, başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, çok değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Tekirdağ'a selamlarımı gönderiyorum. Çerkezköy'e, Çorlu'ya, Ergene'ye, Hayrabolu'ya, Malkara'ya, Marmara Ereğlisi'ne, Muratlı'ya, Saray'a, Süleymanpaşa'ya, Şarköy'e saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Coşkunuz, heyecanınız ve sevginiz için her birinize teşekkür ediyorum. Bugün Tekirdağ maşallah yine bir başka güzel. Murat Hüdavendigar'ın yadigarı olan Tekirdağ bizim göz bebeğimiz. Biz Tekirdağ başkaları gibi öyle hesabi değil, hasbi olarak yürekten bağlıyız. 3 Kasım 2002'den beri Tekirdağ'ın tercihi ne olursa olsun şehrimizi hiçbir zaman ihmal etmedik, kaderine terk etmedik. Her fırsatta Tekirdağ'ın misafiri olduk. Ya partimizin kongreleri, ya toplu açılış törenleri, ya da seçim mitinglerimiz vesilesiyle şehrimize sık sık geldik, sizlerle hasret giderdik. Son olarak bundan 8 ay önce Tekirdağlı kardeşlerimizle birlikteydik. 14-28 Mayıs seçimlerinde temennimiz Tekirdağ'da Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyumaktı. Ancak bu arzumuzu maalesef gerçekleştiremedik. Hayırlısı olsun diyoruz. Demek ki kendimizi ve projelerimizi Tekirdağlı kardeşlerimize tam olarak anlatamadık. Demek ki Tekirdağ'ı ikna etmekte yetersiz kaldık. İnşallah bu eksiğimizi 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde telafi etmeye var mıyız? Var mıyız? Bunun için önümüzde 50 gün var. Bu 50 günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Hata varsa düzeltecek, sıkıntı varsa giderecek, şayet insanımıza ulaşma noktasında engeller varsa mutlaka aşacağız. Ağlamak yok. Ağlamak yok. Çok daha fazla sayıda Tekirdağlı kardeşimizin gönlüne girmenin yollarını arayacağız. Ama hiçbir şart altında tercihinden dolayı milletimizi asla yargılamayacak, milletimize karşı kesinlikle hürmetsizlik etmeyeceğiz. Kardeşlerim, şunu bir kez daha samimiyetle ifade etmek isterim. Biz ayıran ve ayrıştıran değil, birleştiren bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı oy tercihinden dolayı seçmende değil, daima kendimizde arıyoruz. Bize oy versin veya vermesin, sandığa giden, özgür iradesini ortaya koyan, kullandığı oyla demokrasimizin gücüne güç katan her bir vatandaşımızın başımızın üzerinde yeri vardır. Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen veli nimetimizdir. Bizi, partimizi ve ittifakımızı rakiplerimizden ayıran temel vasfımız budur. Biz de CHP gibi
vatandaşa tıpış tıpış gideceksiniz, oyunuzu vereceksiniz diyen kibirli bir dil olamaz. Biz de oy tercihleri sebebiyle insanımızı makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam, yaftası vurarak aşağılama olmaz. Biz de sırf kendisine rey vermedi diye depremzedelere hakaret etmek, mağdurları gecenin bir yarısında kapı dışarı atmak olmaz. Biz de CHP'li belediye başkanları gibi oy yoksa hizmet de yok diye milleti açık açık tehdit etmek olmaz. Meselenin trajikomik tarafı, CHP zihniyetinin sadece oy vermeyenlere değil, yüksek oranlarda oy veren il ve ilçelerimize dahi hizmet etmemesidir. Beceriksizlik, iş bilmezlik, ideolojik bağnazlık bunları öyle bir esir almış ki nereye ellerini atsalar orası adeta kuruyor, çöküyor, çürüyor. CHP'nin idare ettiği illerimizde vatandaşlarımız bırakın vizyoner projelerle tanışmayı, klasik belediyecilik hizmetlerini bile almakta zorlanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Millet görev vermiş, yetki vermiş, imkan vermiş. Ama bunlar çıkıyor, temel atmamakla, asfalt dökmemekle, yol yapmamakla övünebiliyor. Kimi belediye başkanı olduğu şehre fırsatı bulursa veya yolu düşerse uğruyor. Yönetimdeki zafiyetlerinin faturasını ise ya hükümete ya vatandaşa keserek kendi kusurlarını örtmeye çalışıyor. Maşallah. Gençler, yalnız hanımlar sizden daha gür seda çıkarıyor. ...14-28 Mayıs seçim süreci ve sonrasında buna bir kez daha şahit olduk. Depremzedelerimize bugün bile hatırladıkça onlar adına hicap duyduğumuz hakaretleri savurmaktan çekinmediler. Ama bir kez olsun kendilerini hesaba çekmediler. Bir defa bile egolarını ayaklar altına alıp vatandaşa öz eleştiri vermediler. Millete parmak sallamadan önce şöyle aynanın karşısına geçip acaba biz nerede hata yapıyoruz sorusunu kendilerine sormadılar. Bir günah keçisi bulup hiçbir şey olmamış gibi pişkince yollarına devam ettiler. Son seçim yenilgisinde de tüm faturayı 13. Cumhurbaşkanımız diyerek yere göğe sığdıramadıkları Bay Kemal'e Türkiye'yi yönetmeye namzet gördükleri zatı kendi partilerini yönetmeye yeterli görmediler. Aziz kardeşlerim, CHP başta olmak üzere muhalefetin mazisine baktığınızda bunun gibi sayısız garabet ve skandallarla karşılaşırsınız. Türkiye'de CHP'nin tarihi aynı zamanda millete ve milli iradeye meydan okumanın, milletin değerleriyle kavga etmenin tarihidir. Anadolu insanını hiçbir zaman hizmete ve hürmete layık bulmadılar. Biraz emek verip çalışıp ter döküp seçmenin kalbini ve zihnini kazanmak yerine her zaman kolaya kaçtılar. Kimi zaman vesayet odaklarından
kimi zaman emperyalist güçlerden, kimi zaman da son seçimlerde olduğu gibi terör baronlarından medet umdular. Aylarca Kandil'deki terör elebaşları bunlar için açıkça oy istedi. Öyle mi? Kandil'den oy istediler. Benim Tekirdağlı kardeşim Kandil'den oy isteyenlerin uzantılarına oy verir mi? Şimdi 50 gün var. 50 gün sonra sandıklarda bunlara gereken cevabı vermeye hazır mıyız? CHP ve şürekasından bir kez olsun bu utanmazlığa itiraz gelmedi. Bugün de kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzaktan kumanda ettiği yapılarla, dikkat edin, çay demlemiyorsunuz ha, demlenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar. Niçin? Bu tür yollara tevessül ediyorlar biliyor musunuz? Çünkü bunların millete ve milli iradeye saygıları yok. Ben Ak Kadınlarla inşallah 31 Mart'ta sandıkları patlatacağımıza inanıyorum. Gençler sağ olun. Bunlarda demokrasiye ve demokrasi kültürüne bağlılık yok. Bunlarda kendini vatandaşa karşı sorumlu hissetme duygusu yok. Bunlarda istişare etmek, sokağa kulak vermek gibi bir alışkanlık yok. Bunlarda hatasından dolayı milletten helallik isteme diye bir erdem yok. Bunlarda Türkiye'yi büyütmek, Türkiye'ye ufuk çizmek, ülkemizin önünü açmak, şehirlerimizi yeni yatırımlarla geliştirmek gibi bir dert yok. Peki bunun yerine ne var? Tek parti dönemi faşizmine özlem var. Vatandaşa tepeden bakma hastalığı var. Terör örgütlerine şaşı bakma zihniyeti var. Siyasi ikballeri için her şeyi yapma omurgasızlığı var. Seçim meydanlarında tutamayacakları sözleri verme hainliği var. Çantada keklik gördükleri kupon belediyeler için meydan muharebesi verme ihtirası var. Bir de iradesine aciz koydukları vatandaşlarımızı korkutmak, ürkütmek, endişelerini istismar etmek var. Maşallah. İşte bizim seçmenlerimiz burada bak. Gençler bugüne kadar hep bunu yaptılar. Yalan ve istismar siyasetiyle bir şekilde gemilerini yürüttüler. Köken, inanç, meşrep, mezhep ve hayat tarzı üzerinden insanımıza korku salarak bir şekilde siyasi kariyerlerini garanti altına aldılar. Ama artık millet nazarında tüm kredilerini bitirmiş, sıfırı tüketmişlerdir. CHP'nin istismar ve korku siyaseti inşallah 31 Mart'ta son bulacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz de bu süreci kolaylaştıracağız. Önümüzdeki 50 gün boyunca her zamankinden çok daha fazla çalışacağız. Ana kademe çok daha fazla çalışmaya var mıyız? Kadın kolları çok daha fazla çalışmaya var mıyız? Gençler çok daha fazla çalışmaya var mıyız? Başkalarının
fitne girişimlerine karşı kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kutuplaştıranlardan değil, kucaklaştıranlardan olacağız. Gerilimi körükleyenlerden değil, kardeşliği savunanlardan olacağız. Hiçbir ayrım gözetmeden milletimizin tüm fertlerini bağrımıza basacağız. Türkiye yüzyılının inşası için gece gündüz demeden çalışırken hiçbir engelin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Dün Küçükçekmece Belediye Başkan adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen menfur olayı bir kez daha lanetliyorum. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum. İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir. Türkiye'nin her ne surette olursa olsun bir güvensizlik ve huzursuzluk ortamına sürüklenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Son 21 yıldır olduğu gibi terör örgütleriyle, suç şebekeleriyle, çetelerle, şehir eşkıyalarıyla milletimizin canına ve malına kasteden tüm alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesileyle dünkü hadise sonrasında farklı mecralardan geçmiş olsun dileklerini ileten tüm siyasi parti genel başkanlarına teşekkür ediyorum. Siyaset kurumunun bu konudaki hassas ve sorumlu tavrını demokrasimiz adına takdirle karşıladığımızı burada tekrar ifade etmek istiyorum. Ve bir tanesi yakalandı. Şu anda diğerlerini de inşallah yakalayacağız. Değerli kardeşlerim, yine bu vesileyle dün geçirdiği elim bir trafik kazası sonrası vefat eden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Fatma Sevim kardeşimizin ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Sevgili Tekirdağlılar, çok değerli kardeşlerim. Geçen hafta asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin birinci seneyi devriyesiydi. 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz bu büyük afetin yıl dönümünü deprem bölgesinde geçirdik. Depremzedelerimizle kucaklaştık, dertleştik. Bu zor günde devlet olarak yanlarında olduğumuzu, acılarını samimiyetle paylaştığımızı gösterdik. Hükümetimizin deprem bölgesini asla ihmal etmediğini ve etmeyeceğini çok açık ve net biçimde ziyaretimizde bir kez daha ortaya koyduk. Bu vesileyle yapımı tamamlanan afet konutları ve köy evlerinin kuralarını çekerek hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Yani yalan yok, laf ola beri gele yok ve şu anda bütün illerimizi dolaşıyoruz ve hak sahiplerine de konutlarını teslim ediyoruz. Ziyaret ettiğim 5 ilimizde bizzat teslim ettiğimiz konut ve köy evi sayısı 31 binden fazladır. Deprem turistleri görmese ve kabul etmese de devletimizin şefkat eli deprem bölgesinin her daim üzerindedir. Durmak yok. Durmak yok. Bu gerçeği yurt dışından bölgeyi ziyarete gelen yabancı basın mensupları da açıkça dile getirmektedir. Sadece 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı değil, 85 milyon olarak hepimizi acıya boğan
bu afetin üstesinden Allah'ın izniyle geliyoruz ve geleceğiz. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Her zaman söylediğimiz gibi gideni geri getiremeyiz. Ama maddi zararları telafi etmek mümkündür. Bu sürecin bize hatırlattığı en önemli husus, depreme dayanıklı binalar ve konutlar yapmamız gerektiğidir. Aslında biz TOKİ vasıtasıyla son 21 yılda 1 milyon 300 binden fazla konut üreterek bu konuda ciddi mesafe kat ettik. Aynı şekilde kentsel dönüşüm projelerini destekleyerek, teşvik ederek, hukuki süreçlerini basitleştirerek kararlılığımızı ispat ettik. Tüm bunları da muhalefetin engelleme çabalarına rağmen yaptık. Sizler de gayet iyi biliyorsunuz. TOKİ ve kentsel dönüşüm polis meselesinde bize demediklerini bırakmadılar. Vatandaşımızın zihnini bulandırmak için ortaya olmadık yalanlar attılar. Mahalle ve apartman sakinlerini örgütleyerek, kışkırtarak, hukuki destek altında provoke ederek kentsel dönüşüm projelerini sabote ettiler. Reklama verdikleri önemin yarısını yönettikleri şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesine vermediler. Kentsel dönüşümle şehrini depreme hazırlamak yerine vatandaşın önüne geçip eylem yapan, nümayiş yapan belediye başkanları bile gördük. Maalesef aynı aymazlığı bugün de sergiliyorlar. Daha bir sene önce yaşadığımız büyük acıya ve yıkıma rağmen illerimizi afetlere hazırlama konusunda elle tutulur, somut hiçbir adım atmıyorlar. Benzer çarpık bakış açısının Tekirdağ'da da olduğunun farkındayım. 31 Mart'tan sonra hükümet, belediye el ele vermek suretiyle işbirliği içinde kentsel dönüşüm süreçlerini daha da hızlandıracağız. Buna hazır mıyız? Özellikle çarpık ve sağlıksız yapılaşmanın yaygın olduğu deprem riski yüksek illerimize daha fazla yoğunlaşacağız. İnşallah Tekirdağ'da Cüneyt kardeşimizle birlikte tüm ilçelerde el ele vermek suretiyle Tekirdağ'ı yeniden ayağa kaldıracağız. Yeniden Tekirdağ diyoruz. Genç, dinamik bir yapıyla Tekirdağ'da merkezi yönetim ve Tekirdağ belediyemiz el ele vereceğiz ve Tekirdağ'ı ayağa kaldıracağız. Maşallah. Tekirdağ'ın da bu süreçte bizlere destek vereceğine, bu mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Biz Tekirdağ tıpkı hükümet işlerinde olduğu gibi yerel yönetim tarafında da hak ettiği hizmetlerle buluşturmak istiyoruz. Tekirdağ'ın AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonuna acil ihtiyacı olduğu açıktır. İnşallah 31 Mart yerel seçimleri bu noktada Tekirdağ'ımız için bir milat olacaktır.
Tekirdağ ve Tekirdağlı kardeşlerimin 31 Mart'ta sandıklara gittiklerinde en doğru, en isabetli kararı vereceklerinden şüphe duymuyorum. Gençler öyle mi? Şimdi Tekirdağ'a soruyorum. Soruyorum. Hazır mıyız? Tekirdağ 31 Mart'ta Türkiye 100 yılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye 100 yılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız? Seçim akşamı Tekirdağ'la birlikte Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Rabbim hepinizden razı olsun. Kardeşlerim, bizim hizmet ve eser siyasetimizin en yakın şahidi Tekirdağ. Sağ olun. Malkara, inşallah sandıkları patlatacak, inanıyorum. Son 21 yılda Tekirdağ güncel rakamlarla toplamda 157 milyar liralık yatırım yaptık. 4149 adet yeni derslik inşa ettik. Namık Kemal Üniversitesi'ni ilimize kazandırdık. 4973 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Şehrimize farklı branşlarda toplam 45 spor tesisi yaptık. Şehrimiz için Tekirdağ'da, Hayrabolu'da ve iki tane Çorlu'da olmak üzere toplam 7 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Çorlu ve Süleymanpaşa Yavuz Millet Bahçemizin yapımını tamamladık. Diğer millet bahçelerimizin projelendirme çalışmaları devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Kentsel dönüşümde riskli yapı olarak tespit edilen 2919 konut ve 469 iş yerinin dönüşümünü sağladık. İktidara geldiğinizde 2 adet atık su arıtma tesisiyle nüfusun %21'ine hizmet verilirken bugün 19 adet atık su arıtma tesisiyle nüfusun tamamına hizmet veriyoruz. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 3,5 milyar liralık sosyal yardım yaptık. Sağlıkta toplamda 1546 yataklı 15'i hastaneden oluşan toplam 33 sağlık tesisi inşa ettik. Bunları biz yaptık. Ülkemize kazandırdığımız 17. şehir hastanemiz olan Tekirdağ şehir hastanemizi tamamlayıp Fehmi Cumalıoğlu şehir hastanesi Tekirdağ'ın hizmetine sunduk. 100 yataklı kapaklı devlet hastanemizin inşası devam ediyor. Tekirdağ'ımız için ihale, proje ve arsa aşamasında 16 adet sağlık tesisimiz bulunuyor. 86 kilometreden devraldığımız
bölünmüş yol uzunluğunu 323 kilometre ilave ile 409 kilometreye çıkardık. Yaparsa yaptığımız gibi. Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe otoyolu projemiz şehrimiz ve bölgemiz için çok mühim. Bu otoyolumuzun Malkara, Çanakkale, 1915 Çanakkale Köprüsü dahil kesimini ne yaptık? Tamamladık. Kınalı, Malkara kesiminin de tamamlanmasıyla trafikte azalma sağlayarak zaman ve yakıt kayıplarının önüne geçeceğiz. Yapımı süren Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir Nakkaş arası ile Kınalı Malkara Otoyolu kesiminin bitirilmesiyle Marmara bölgesinin otoyol ringi tamamlanmış olacak. Kapaklı köprülü kavşağı ve bağlantı yollarını tamamladık. İstanbul, Halkalı, Pehlivanköy, Demirköprü ve Pehlivanköy hudut arasındaki demir yolunu yenileyerek modernize ettik. 31 kilometre uzunluğundaki Tekirdağ, Muratlı arasındaki demir yolunu çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Asya Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturan Halkalı Kapıkule hızlı tren projemizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İki kesimden oluşan bu projenin 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimi ve 76 kilometrelik Halkalı Çerkezköy hattındaki çalışmalar devam ediyor. Şehrimiz için önemi yüksek bir diğer projemiz Tekirdağ Çerkezköy Lojistik Merkezi İntermodel Terminali projesidir. Projenin etüt, fizibilite ve operasyonel plan çalışmaları ile kamulaştırması büyük oranda bitti. Yapım ihalesi için çalışmalarımız sürüyor. Tekirdağlı çiftçilerimize toplamda 6,2 milyar lira tarımsal destek verdik. Tekirdağ 3 baraj, 2 gölet, 2 yeraltı depolama tesisiyle 4 gölet, 7 atık su arıtma tesisini hizmete aldık. Son 21 yılda İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 30 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Hayata geçirdiğimiz projelerle Ergene Nehri'nin su kalitesinde iyileşme sağlandı ve kirlilik azaldı. Ergene Havzası'nda son teknolojiye sahip 18 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa ettik ve hepsini hizmete aldık. Bu 18 tesisin 11 tanesini Tekirdağ'da yaptık. Tekirdağ son 21 yılda 14 yeni organize sanayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi, 1 teknopark, 54 araştırma geliştirme merkezi kurduk. Tekirdağ'ın bütün ilçelerine doğal gaz arzını verdik. Sevgili Tekirdağlılar, bunlar bizim 21 yılda şehrimize kazandırdığımız yatırım, hizmet
proje ve eserlerin sadece özetidir. Şehrimizin eksiklerini giderme, ihtiyaçlarını karşılama, sorunlarına çözüm bulma noktasında çok daha fazlasını yaptığımızı sizler zaten biliyorsunuz. Şunu lütfen unutmayın. Bizim siyasetteki gayemiz, mensubu olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimize aşkla hizmettir. 81 vilayetin tamamı, 780 bin kilometre karenin tamamı bizim nazarımızda aynıdır, eşittir. Biz Türkiye'yi bir bütün olarak kalkındırmanın, büyütmenin, yüceltmenin çabasındayız. Tüm bu mücadeleyi koltuk veya siyasi ikbal uğruna değil, evlatlarımıza daha müreffeh, daha güçlü ve itibarlı bir Türkiye bırakmak için yapıyoruz. Biz ne diyoruz? Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Sağ olun, var olun. Elbette her fani gibi bizlerin de eksiği, hatası, gücünü aşan sebeplerle ortaya çıkan bazı aksaklıklar olabilir. Gün olacak, bizler de emaneti sahibine teslim edeceğiz. İlaniyaya yaşamak var mı? Yok. İşte kızımız kadın kollarımızda başkan yardımcısıydı. Dün akşam maalesef emaneti sahibine teslim etti. Şimdi de yetişebilirsem inşallah ben de cenaze merasimine yetişme arzusundayım. Yol arkadaşımız, dava arkadaşımız, bu kardeşimizin cenazesinde bulunmak bizler için bir görev. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru, evlatlarımızın aydınlık yarınları için döktüğümüz terin tanığı 85 milyonun her bir ferdidir. 31 Mart'ta Tekirdağ'da artık bir yola, ama yepyeni bir yola girelim diyorum. Öyleyse ne yapacağız? Şu 50 günde çok çalışmaya var mıyız? Tekirdağ, CHP'nin korku ve istismar üzerine kurulu esersizlik siyasetine mecbur değildir. Mahkum değildir. Tekirdağ, gelişme ve ilerleme yerine CHP'nin beceriksiz yönetimi altında hayatta kalma mücadelesi vermeye mahkum değildir. Tekirdağ'da muhalefetin sömürdüğü sahte ve sanal kaygılar hizmetin önüne artık geçmemelidir. Tekirdağ mevcut durumdan çok daha iyisini hak ediyor. Tekirdağ büyükşehir kimliğine uygun hizmetleri artık fazlasıyla hak ediyor. Gelin hep birlikte Tekirdağ içine düştüğü bu dehlizden çıkaralım. Gelin Tekirdağ Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonuyla buluşturalım. Bu konuda şehrimize her açıdan çağ atlatacak güçlü bir kadro kurduk. Başka hesaplar peşinde koşmadan sadece hizmet edecek, her anınızda hep yanınızda olacak ehil isimleri aday olarak belirledik. Geçtiğimiz günlerde tüm adaylarımızın tanıtımı yapıldı. Biz belediye başkan adaylarımızın tamamına güveniyoruz. İnanıyoruz. Kararlıyız ve kazanacağız. Tekirdağ'ın tercihinin de
başta büyükşehir olmak üzere inşallah bu sefer Cumhur İttifakı'ndan yana olmasını temenni ediyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı ben sizlere emanet ediyorum. 31 Mart akşamı Tekirdağ'dan müjdeli haberler bekliyorum. Şimdi son bir kez daha soruyorum. Tekirdağ 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Tekirdağ 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na destek veriyor muyuz? Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Rabbim bizleri utandırmasın, mahcup etmesin. Hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Şimdi belediye başkan adaylarımızı sahneye davet ediyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Cüneyt Yüksen. Çerkezköy Belediye Başkan adayımız Abdullah Öge. İl başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı'nı sahneye davet ediyoruz. Ergene Belediye Başkan adayımız Müge Yıldız Toprak. Hayrabolu Belediye Başkan adayımız Osman İnan. Kapaklı Belediye Başkan adayımız Mustafa Çetin. Malkara Belediye Başkan adayımız Gediz Coşkun. Sayın seyirciler, Cumhur İttifakı'nın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı daha önce açıklandığı gibi Cüneyt Yüksel. 18 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti'deki Ankara'daki AK Parti aday tanıtım toplantısında adaylığı daha önce duyurulmuştu. Cüneyt Yüksel daha önce Süleyman Paşa belediye başkanlığı yapmıştı. Tekirdağ'da 11 ilçenin başkan adayları da şu anda açıklanıyor değerli izleyiciler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından daha önce tanıtılmışlardı. 9 ilçede AK Parti, 2 ilçede ise Milliyetçi Hareket Partisi adayı başkanlık için yarışacak. Belediye başkan adaylarını az önce sunucu isimlerini zikretti. Ben de okumaya çalışayım. Çerkezköy'de Abdullah Öge, Çorlu'da Hakan Sunal, Ergene'de Müge Yıldız Toprak, Hayrabolu'da Osman İnan, İşte Kapaklı'da Mustafa Çetin, Malkara'da Gediz Coşkun, Marmara Ereğlisi'nde Hikmet Ata, Süleyman Paşa'da Gökhan Saygı, Şarköy'de Görkem Gökkaya olarak açıklandı. Muratlı'da Milliyetçi Hareket Partisi adayı İmdat Altıntaş, Saray'da da yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Mümin Buluş başkanlık için yarışacak isimler. Tekirdağ ilçelerinde adaylıkları açıklanan isimler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte mitingin düzenlendiği alanda hep birlikte aile fotoğrafını çektiriyor değerli izleyiciler. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi işte bu kadroyla Tekirdağ'da 31 Mart seçimlerinde yarışacak değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki işte miting alanında yaptığı konuşmayı tamamladı değerli izleyiciler. Önemli mesajları vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. O mesajları arasında şu ifadeyi de kullandı. Biliyorsunuz dün AK Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı bir saldırı düzenlenmişti. Bu saldırıya yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü söyledi ve bu kapsamda bir kişinin yakalandığını da ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu önemli gelişmeyi Erdoğan Tekirdağ mitingindeki konuşması sırasında kullandı. Bir kere daha tekrar edelim.
AK Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya yönelik soruşturma çok yönlü devam ediyor. Soruşturma kapsamında bir kişi yakalandı. Değerli izleyiciler, elimize yeni bilgiler ulaştıkça o bilgileri de elbette sizlerle paylaşacağız. Tekirdağ mitingi, AK Parti'nin düzenlediği Tekirdağ mitingi sona eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması tamamlandı. Tekirdağ'da önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle muhalefet partilerine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklendi konuşması İstanbul'da sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onun için kendilerini saygılarımızla uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.